Herkese merhaba. Şimdi bugün bu Avalicense sitesinden şifre alıp kaydolmayla ilgili ve orada Titan Simülatörü lisanslamayla ilgili bir video hazırlamak istedim. Titan Simülatörü orada eğer bir account'unuz yoksa hem indiremiyorsunuz hem de aynı zamanda lisanslayamıyorsunuz da. İki yöntem var. İkisini de göstereceğim. Önce bir Avalicense sitesine girelim. Burada register var arkadaşlar. Buradan kayıt olacağız. Ben yeni bir kayıt oluşturacağım. Burayı komple dolduruyoruz. İsim. Pardon, şurası username. Cenk Online diyelim. Display name gene Cenk Online. Email. Ben ikinci emailimi yazacağım YouTube'daki. First name Cenk. Tuncer, İstanbul, country, Türkiye, şifrenizi kendiniz belirleyin, şifreyi tekrar belirledikten sonra bakıyoruz. Kullanıcı adı, disk görünen isim, e-mail, isim, soy isim, şehir. Her şey tamam. 8 karakter vesaire vesaire vesaire. Bakalım hata alacağız mı? Register diyelim. Diyor ki bu account onaylanmadı, mail adresinizi giderek onaylayınız diyor. İşlem bu kadar basit aslında. Hemen mail adresimize gidelim, onaylayalım. Bir adet gördüğünüz gibi Avalicense'den mail gelmiş. Üstüne tıklıyoruz. Yapmanız gereken şu linke tıklayarak account'unuzu aktif hale getirmek. Buraya şifrenizi yazıp giriyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Burada da isminizi görüyoruz zaten. Software'i buradan indiriyorsunuz. Şuradan download kısmından Titan PC Suite indiriyorsunuz. Ama asıl işlem indirmek değil. Zaten buraya bastığımızda açacağız. Ben de indirilmiş vaziyette bu. Ben bunu size nasıl lisanslayacağınızı göstereceğim şimdi. Önce kendi lisansımı bir sileyim. Burası sizde ilk indirmede yoktur. Şu token'ı bir sileyim. Açıyorum software'i, Titan'ı. Herhangi biri olabilir. Ben Titan bana açacağım. Bu daha basit. Kabul ediyoruz. Lisans gerekli diyoruz. İnternet aktivizyon var burada arkadaşlar. Bir tanesi bu. Eğer internetiniz varsa direkt buraya basıyorsunuz. Yazıyoruz buraya. Cenk Online. Enter.
Az önceki şifreyi giriyoruz. Enter diyoruz. Bu şekilde lisansı girmiş olduk. Bu benim az önceki yapmış olduğum show. Şimdi bunu kapatıyorum. İkinci yöntemi gösteriyorum. Gene lisansı sileceğim. Sildim. Gene lisansı sildikten sonra bu sefer şöyle bir yöntem var. Gene simülatörü çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gene aynı şekilde lisanssız olarak gelecek bu bize. Bu ikinci yöntemi internetiniz yoksa veya bir account'unuz yoksa ikinci bir bilgisayara kuruyorsanız farklı bir bilgisayara request lisans manuel aktivisyon diyoruz buradan. Şurada bir seri numarası var. Computerkey. Bu her seferinde değişir her bilgisayara yüklemenizde. Unutmuyoruz. Onu orada tutuyoruz. Şimdi tekrar Avalice sitesine giriyoruz arkadaşlar. Login diyelim. Her ihtimale karşı ben yeniden şifreyle gireceğim. Girdim. Software'in içerisinde şurada Titan Licensing kısmı var. Buraya geliyoruz. Burada normal lisans almayı gösteriyor. Biz PC Suite için alacağız. Burada şu yere tıklıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sayfa açılıyor. Sayfayı aşağı çektiğimizde şuraya az önceki kodu yani computer key'i yazıyoruz. Birebir aynısını yazıyoruz. Biraz küçülteyim. Bunu kopyalayamıyoruz. Büyük ihtimalle kopyalayamıyoruz. Elle yazacağız. Aynısı gibi. 71 Q 8 3 2 S 00 4 4 S 00 T 2 4 4 M C T D 4 4 4 S W 0 4 3 X 4 3 W G N. Kontrol edelim. 71 08 2S00 00T2 MCTD 4SW0 003XVGN. Submit dediğimizde bir dosya indireceğiz. Bunu masa üstüne kaydediyorum arkadaşlar. ATP uzantılı bir dosya. Kaydettim. Burayla işim bitmiş oldu. Şimdi bunu açıyoruz. Import lisans diyoruz kaldığımız yerden. Browse masa üstünü seçtik. Masa üstünde az önceki indirdiğimiz dosyayı gösteriyoruz. Aç dediğimizde lisanslama işlemi başlamış oluyor. Gördüğünüz gibi olay bu kadar. Yani neyi gördük? Avalice Titan download edip PC Suite versiyonu yani bilgisayarda kullandığımız versiyonu lisanslamayı öğrendik. Aynı zamanda da nasıl şifre alırız, nasıl account oluştururuz Avalice sitesinde onu görmüş olduk. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Desteğinizi esirgemediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Avalice ile ilgili çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da bu videonun altına veya diğer videoların altına yorum olarak yazarsanız bana da fikir olur. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.